Sağlık Zamanı TV 8.5 ekranlarında devam ediyor efendim. Sırada yine çok değerli bir konuğumuz var. Diyetisyen Begüm Özeren hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyim sizler nasılsınız? Biz deyiz. Ayaklarınıza sağlık bursalardan gelmişsiniz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim ederiz. davetiniz için. Çok memnun olduk efendim. Bugün yine önemli bir konu konuşacağız. Sağlıklı kilo kaybını konuşacağız. Ee, aslında genelde tabii ki hayatımız boyunca dikkat etmemiz gereken e, beslenme konusuna daha çok yaz ayları. <gülüyor> <gülüyor> Daha böyle istekli olarak e, özen gösteriyoruz. E, peki diyetleri konuşacak olursak, diyet yaparken e, yapılan yanlışlar nelerdir? Çünkü diyet e, bazen yapıldığında da kilo kaybı sağlanmayabiliyor, özellikle zayıflamak için yapılan e, diyetlerde. E, bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle gerek internet ortamından gerek bulunduğumuz yüzyıldan dolayı nasıl diyet yapmalıyız? Lifli beslenmemiz gerekiyor, sebze meyve önlemi gibi. çok kişi aslında işin temelini biliyor. Fakat bunu uygulamaya geçtiğimiz zaman aynen söylediğiniz gibi kilo verme sürecimiz her zaman beklediğimiz gibi olmayabiliyor. Çünkü atlanan basit ama e, zayıflama sürecini çok etkileyen kurallar var. Bunlar neler? Bunlardan bahsedelim isterseniz biraz. En önemlisi diyette yapılan hatalardan birisi su tüketimine önem vermemek. Hı. Kişiler bazen e, yoğunluktan dolayı su içmeyi unutabiliyorlar ya da kimisinin bulantıya kadar gidebiliyor bu tadından hoşlanmıyor. Şimdi birey ne kadar dikkat ederse etsin beslenmesine, ne kadar egzersiz yaparsa yapsın su tüketmediği takdirde ne yazık ki kilo vermesi mümkün değil. İkin... Bunun oranı nedir mesela günlük su tüketimi? Ee, bunu aslında kilo bazında e, hesaplanması gerekiyor işin matematiği. 0,3 ile 0,5'i kendi kilomuzla çarptığımız zaman çıkan sonuçlar bizim minimumla maksimum arasında tüketmemiz gereken su Hı. miktarı. Hani 2-2,5 iki, iki litre diyoruz ama asıl doğru oran kişinin kendi kilosuna göre su tüketmesi. Bunun dışında yapılan bir diğer hata ise ekmekten korkmak. Ee, ekmek tüketmeyip hani çok fazla duyuyorum ben ben hiçbir şekilde ekmek tüketmiyorum ee, ekmek tüketmediğim halde kilo veremiyorum gibi bir korku mevcut ama ekmek tüketmeyip yerine makarnalar yenilebiliyor pilavlar börekler yenilebiliyor <laughs> ve e, vücudumuz için enerji kaynağı birinci olarak zaten tahıl grubu B vitaminlerince zengin ee, ekmek tüketilmediği takdirde tatlı krizlerinin yaşandığını sıklıkla görebiliyoruz en azından bu kişiden kişiye göre değişmekle birlikte sabah, öğle, akşam olacak şekilde günde üç kere ekmek tüketmemiz şart. Bunun belki hmm. miktarını belirlememiz gerekiyor. Tabii ki. E, her ya diet, da çeşidini mi? E... Çeşit kesinlikle çok önemli. Tam tahıllardan yana gitmemiz gerekiyor. Hı hı. E, bunun dışında da kişinin günlük beslenme programı içerisinde e, karbonhidratı ne kadar alması gerektiğini hesaplanıp ona göre porsiyonlu ölçülerine doğru porsiyonlara gitmek gerekiyor. Kahvaltı atlanıyor benim sıklıkla gözlemlediğim. Ee, bu da genellikle iş hayatında yoğunluk tutan kişiler kahvaltı etmeyip hani bir poğaça ile geçiştirebiliyorlar. Yapılan araştırmalarca e, zayıflama diyetlerinde güzel protein ağırlıklı bir kahvaltı yapıldığı takdirde günlük alınan enerjinin yüzde otuz kadar azaldığı tespit edilmiş. Aslında biz güzel sağlam bir kahvaltı yaptığımız takdirde gün içerisinde daha az kaloriye ihtiyacımız oluyor. Ve bu zayıflama sürecimizi kolaylaştırabilmekte. Ee, ...bunun dışında bir de şöyle bir şey var... ...akşam 6'dan sonra ben hiçbir şey yemiyorum... ...zayıflamak istiyorum... Ee, ...alttan sonra ağzıma hiçbir şey sokmuyorum... ...tarzı bir kalıplaşmış bir kural evet. gibi bir aslında şey var. Ama çok fazla doğru bilinen yanlışlar var dediğim evet, gibi. Hep bize anlattınız. Yani <laughs> yoğun tempoda bakıyorum işte sabah kahvaltısını geçirmek zorunda kalıyoruz. Su dediniz. Söylediğiniz rakama göre benim 3-5 litre civarına geliyor ki ciddi bir oran. Ama bunları hep atladığımız için demek ki istediğimiz şekilde güle veremiyoruz. Ya Dikkat şöyle etmek gerekiyor. kahvaltı evet çok önemli. Ben danışanlara da hak veriyorum. Gerçekten e, yoğunluktan benim de yaşadığım durumlar olabiliyor. Onda da aslında daha pratik kahvaltılara gitmek lazım. Ne yapılabilir? Benim sık kullandığım mesela smoothie hazırlıyorum yapmam çünkü 3 dakikamı alıyor Hı. bir kefir hemen yulaf ezmesi içerisine muz onu blenderdan geçirip çıktığım zaman hani bir poğaça yerine bir simit yemek yerine çok daha sağlıklı ve gerçekten Enerji veriyor veriyor. Evet. aynen öyle hani çünkü, çünkü o kahvaltıyı yapmadıktan sonra işte saatler geçince öğlen yemek yerim Hı -hı. nasılsa falan diye de düşünülüyor daha çok acıkılıyor Kesinlikle. kan şekeri düşüyor belki yiyeceğiniz şeyler değişiyor ister istemez Kesinlikle. En önemlisi porsiyonlar artıyor. Kahvaltı atladığımız zaman genellikle arayında atlanmış oluyor. Öğle yemeğinde bu sefer İskenderler, pideler gibi. <laughs> Çünkü gerçekten kan şekeri düşmesiyle beraber iştahta da bir artma belirleniyor. Hı hı. Ee, bunun dışında ne diyorduk? Yani akşam altıdan sonra hiçbir şey ağzıma sürmüyorum. Ya Bu hem doğru hem yanlış aslında. Şöyle doğru. Çok geç saatlerde evet yemek yemek iyi bir şey değil ama kişinin ne yaptığı, ne iş yaptığı, işte hayat şartları bunların hepsi bir etmen. Hani gece 3'te evine gelen birisi için 6'dan sonra hiçbir şey yemeyin demek çok komik oluyor. Hı hı. Bunun da aslında doğrusu şu, yatmadan önce 2-2,5 iki, iki saat kala yeme işlemimizi bitirdiğimiz takdirde işte bitki çayları olabilir, sade sodalar olabilir bu şekilde hani o iki buçuk saatimizi bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. O da zor Begüm Hanım. Oraya da bir şeyler verseniz bize yiyecek <laughs> yapmadan önce. İşte o zaman ama biraz ne yazık ki. önce söylediğiniz kefir, e, yulaf ve ne demiştiniz? Muz. Ben bir de tarçın da ilave ediyorum içerisine. Güzel tat da veriyor ve kan, kan şekerimi şey. Şeker. dengeliyor. Çok güzel. Akşamda bunu acaba kullanabilir miyiz? Son gece arayın olarak olabilir ama ne yine girelim. dediğimiz gibi saatlere dikkat ettiğimiz takdirde. Son iki saatte Bir de dikkat. şey genelde bilinir. Yemekten sonra meyve ...süketmek e, çok fazla... E, ...şekeri mi yükseltiyor? Direkt şekere dönüşüyor falan gibi. Ya Yemekten hemen sonrasında... ...meyve yemek evet önerdiğimiz bir şey değil. Neden? Hı -hı. E, meyvede de bildiğimiz gibi... ...fruktoz şekeri tamam. var. Zaten yemek... ...yiyoruz kan şekerimiz yükselmiş. Bir de üstüne fruktoz aldığımız zaman... ...şekeri daha da yükseltiyoruz ve... ...ani şeker dalgalanmaları iyi bir şey değil. Hem yağlanma yapıyor hem de bu sefer hipoglisemi dediğimiz ki... E, ...benim korktuğum bir tablodur komaya kadar gidebilir çünkü... ...şeker ne kadar yükselirse o kadar çabuk düşer. Hı. Bu tam tahılları kullanalım demek dememizdeki neden de bu aslında. E, beyazun kana hemen karıştığı için şekeri çabuk yükseliyor. Tam tahılın e, kana karışma oranı daha geç olduğu için tamamen şeker yani e, bireylerdeki şekeri dengeli bir şekilde tutmak için bu kuralların hepsi aslında. Evet, bu şekilde. Begüm Hanım devam edecek olursak kilo verme sürecinde genelde e, belli bir noktaya geldikten sonra kilo verimi yavaşlıyor. Hı -hı. E, bunun sebebi nedir? Aslında şöyle, e, bu da çok sık duyduğum bir şey benim. 10 kilo verdim, 15 kilo verdim ama ne yaparsam yapayım daha fazla kilo veremiyorum. Ya da tartıda benim takıldığım bir 69 kilo var. Ne yaparsam yapayım ben 68'e inemiyorum. şu bu tarz durumlarda bireyler genellikle kalori kısmaya gidiyorlar. Bütün gün elma ve grisini yiyorum. Yine kilo veremiyorum oluyorlar. Bu son derece yanlış duraksama dönemi dediğimiz bir dönem bu. Ee, panik yapılacak hiçbir şey yok. Gayet normal bir dönem. Kimin de 2-3 kilo verdikten sonra bu dönem gözükür. Kimi hmm. bireyde 10-15 kilodan sonra bu dönem gözükür. Metabolizmanın yavaşlaması oluyor değil mi? Aynen öyle. Ee, ve bunu kırmak gerekiyor. Burada e, kalori kısmaktansa çünkü e, artık o kadar fazla kalori kısılıyor, kısılıyor, kısılabileceğimiz bir kalori kalmıyor. Açlık diyetleri başlıyor çok sağlıksız bir şekilde. Vücudu şaşırtmak lazım. Anahtar kelimemiz bu aslında evet. nasıl bir yol deneyebiliriz bunda örnek veriyorum birey öğle yemeklerinde protein ağırlıklı besleniyorsa öğle yemeklerini sebze ağırlıklı yapıp akşam yemeklerini proteine çevirebiliriz hmm. ya da ara öğününde birey sürekli meyve tercih ediyorsa bunu süt grubu kuru yemişler olarak değiştirebiliriz hmm. ee, bu şekilde vücudu şaşırtmak gerekiyor egzersiz de bunun içerisinde. Sürekli yürüyüş yapan birisi vücut metabolizma artık o besinlerin gelmesine. O egzersizi yapmaya alıştığı için aslında bu duraksama dönemleri yaşanıyor. Koşu yapabilir, yüzme yapabilir, egzersizin şeklini de değiştirmek önemli. Yani birinci kural aslında vücudumuzu şaşırtmak olmalı. Yani beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını değiştirmek evet, gerekiyor. Evet ilk olarak bu. Çünkü Peki. o döneme kadar onlar işe yaradı Aynen. ama şimdi vücut başka bir şey bekliyor. Aynen öyle. Ee, oldu bu da işe yaramadı 2 hafta 3 hafta yaptık kimi bünyelerde olabiliyor bu onda da benim uyguladığım bir e, üç gün kuralı var ondan bahsedeyim birinci gün ben free day veriyorum yani o gün e, kişi istediğini yemekte özgür hmm. hem psikolojik açıdan da bu biraz bireylere motivasyon ...artmasına neden oluyor. Ee, ve vücut da şaşırıyor. Hani yağdan hep kısıtlı yemiş... işte ...hep sağlıklı yemiş bir yanda fazlasıyla kalori geliyor. Birinci gün kaloriyi arttırıyoruz. Ondan sonraki ikinci gün daha protein ağırlıklı besleniyoruz. Ve üçüncü gün sebze ağırlıklı besleniyoruz. Bu şekilde zaten metabolizma şaşırıyor. Ee, ve duraksama dönemi aslında kırılmış oluyor. Hı. Amaç vücudu şaşırtmak. Peki başardık. Yani bir şekilde ilk söylediğiniz seçenekte veya ikincisini hı hı. yaparak... Kilo vermeyi başardık ama daha sonra yeniden almamak için acaba ne yapmak gerekiyor? Ondan da bahsedebilir misiniz? Bu aslında işin en önemli evet. kısmı. Koruma Çünkü, süreci. Koruma süreci. Yapılan araştırmalarda da büyük bir çoğunun bir sene içerisinde verdiği kiloyu geri aldığını görüyoruz. Bu neden oluyor? Bana kalırsa hayat tarzı haline getirilmediği için sağlıklı beslenme ve egzersiz oluyor. Şöyle bir psikoloji görüyorum ben genelde danışanlarımda. Ben iki ay, üç ay siz ne derseniz yapacağım, dikkat edeceğim, sevdiğim hiçbir şey yemeyeceğim. Kilo vereyim bir an önce e, şu tatlıyı yiyeyim, işte şu pizza yiyeyim. <laughs> Sonrasında özgür bırakın bize artık. Evet pekiye. bekleniliyor. Öyle olunca da kilolar ne yazık ki geri alınıyor. Aslında tam aksine e, bunu devam ettirip aralarda yine kendine Kesinlikle. E, ödüller verdirmek. Kesinlikle. Zaten şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben aslında o kilo verildikten sonra kişide aslında öyle bir e, mutluluk e, ve özgüven hı hı. oluşuyor ki hı hı. almamalıyım zaten diyorsun hı hı. ya da o işte zararlı dediğimiz yiyecekleri aslında hı hı. görmek bile istememek gerekiyor ama işte kişiden kişiye her zaman olmuyor ne yazık ki. Begüm ee, Hanım bir de süremiz şunu ben merak ediyorum. Şimdi e, tam çok kilolu değiliz, çok e, fit de değiliz. Böyle e, benim e, <laughs> gibi olanların bir ciddi problem var göbek yağları. Evet. Ya bu sırf göbek yağları yönelik bir çözümümüz yok mu acaba ee, şöyle Evet gerçekten göbek yağları kadın erkek şu an herhalde hepimizin en büyük problemi halinde ee, göbek yağları neden oluyor bunun da pek çok faktör e, var hastalıklarla alakalı olabilir Aslında amacımız bir nedeni bulmak ona göre Hı -hı. çözüm üretmek olabiliyor beslenme kesinlikle çok önemli mesaj şeker olduğu gibi göbek bölgesinde toplanır bu simit dediğimiz yüksek alkol bildiğiniz gibi olduğu gibi göbek bölgesinde toplanıyor. Beslenme şeklimizi muhakkak değiştirmemiz gerekiyor. Bunu egzersizle beraber karın kaslarımızı güçlendirmemiz de bu konuda şart. Bir de insülin direnci, tip 2 diyabet, hmm. kadınlarda polikistik over sendromu gibi durumlarda da göbek bölgesinde yağlanma sıklıkla göz tarılıyor. Peki nasıl çözeceğiz bunu? Evet şöyle yani güzel bir pratik tarif. bir tarif <laughs> verseniz de biz onu uygulasak. E, şöyle bir oluruz. tarif vereyim. Bir çay tarifi vereyim o zaman. Çay mı? <laughs> tamam. Demliyoruz ve çok pratik. E, İstediğim zaman içebiliyoruz. Günde 3 fincan kadar sabah öyle, akşamları e, bir Hı -hı. tatlı kaşığı zencefil Kağıt kalemler hazırdır <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Hanımlar <gülüyor> ve beyler. Evet beyler de zencefilden başlayabilir. Bir tatlı kaşığı zencefil e, yeşil çay, mate çayı ve beyaz çayı 5 dakika kadar demliyoruz. Sonrasında eğer reflü gibi bir mide rahatsızlığımız yoksa Elma sirkesi de olur, limon suyu da olur e, ilave ediyoruz ve günde 3 kere bunu içiyoruz. Göbek bölgesindeki yağların yakımında gerçekten çok yardımcı olacağını siz de göreceksiniz. 5 dakika zencefil kaynatılıyor sonra sirke ekleniyor doğru mu? Aynen kaynadıktan sonra e, ya da ara öğünlere dikkat etmek lazım. Bir püf nokta daha vereyim. Son gece ara öğününü kefir ve ananası bir araya getirmek gerçekten yağ yakımı için mucizevi bir etkisi oluyor. Gece kaç oluyor. gibi diyorsunuz? Kişinin yattığı saate göre bu tabii ki değişebilir ama... Yatmadan 2,5-3 saat önceki. 12'de önecek. yatan birisi için 9-9,5 gibi Hı -hı. diyebiliriz bunu. Ee, kefirin içerisindeki yüksek kalsiyumla anasının içerisindeki enzimler birleştiği zaman yağ yakımını çok daha kolaylaştırıyor. Ve göbek bölgesindeki yağlanmanın azalması için de sürece yardımcı iki gıda olacaktır. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Begim ederim. Onu. Çok teşekkür ederiz. Çok ben güzel tarifleri de kaptık. Evet, son dakikada e, ayağınıza sağlık Bursadan geldiniz, ağzınıza sağlık ağzınıza çok sağlık. değerli bilgiler verdiniz. İnşallah tekrar bekliyoruz. İnşallah, ben de teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz için.